bir Rus yayılmacığı var. Buna dur demek gerekir. Peki. Hakan, araya gitmeden önce senin son sözlerini bu konuyla ilgili değerlendirmeni almıştım zaten. Ama eksik bıraktım varsa ama ne olur kısa rica edeyim çünkü diğer konulara yer kalmayacak. Putin'in daha çok kendi iç kamuoyunu ikna etmek için öne sürdüğü bir argüman olduğunu düşünüyorum. Yani Putin sonuçta kendi halkını da bir işgale, bir savaşa ikna edecek ve İkinci Dünya Savaşı'nda yapılanları, işte Ukrayna'da önemli bir kesimin bir dönem için Nazileri desteklemiş olmasını kendi halkına sunduğu ve buna bir gerek, savaşa gerekçe üretmek için kullandığı bir argüman olduğunu düşünüyorum. Aslında bu konu bizim için kendi iç İsmail haliyle, kendi iç kamuoyumuzda da ideolojik anlamda dillendirildiği için konuya takılıyoruz ama aslında mesele bizimle ilgili değil. Değil, evet. Bu Putin'in 21 Şubat'taki konuşmasında tarihten, olayı Lenin'den alıyor. İkinci Dünya Savaşı'na getiriyor. Argümanları anlatıyor ve tarihe bir lider, yani şimdi ben nihilist değilim, tarihe tabii ki bakacağız. Ama bir lider, otoriter bir lider tarihe dönünce ben bir korkarım zaten, ellerimi kaldırırım. Ne olacak? Bir tuhaf tuhaf niyetler vardı. Biz zaten ne Osmanlıcılıkla Suriye'ye gitmedik, hep tarih konuştuk, evet. Ya. Tarih Kırım'ı biz de talep edelim. Tarih güzeldi, tarih programları. Kırım'ı biz de talep edelim. Gücün varsa edersin, gücün varsa Kerkük ve Musul'da edersin, gücün yoksa alamazsın. Yani bu kadar basit bir şey. Bizim tarih programları televizyonlarda popüler yani prime time programları haline geldi. Başka kaç tane ülkedir böyle bilmiyorum. En azından ben bu kadar popüler tarih programına rastlandığını o dönemin Türkiye'si için hatırlıyorum. Orta Doğu bölgemize Orta Doğu cehennemine girmeyen diyenlere ya da bataklıkla girmeyen diyenlere işte kutsal topraklar argümanıyla, metaforuyla hücum edildi ve Suriye'de olanı tarihe dönüp, tarihi argümanlara dönüp siyaset yapılınca ne sonuçlar alabileceğimizi zaten görüyoruz. Ama Putin'in bir haklı tarafı var. Az önce sen de NATO genişlemesine değindin. 1997'de bir söz verildi bana diyor. Ya bir NATO var. Devasa bir örgüt bu. Devasa bir silahlı örgüt. NATO'yu işte bir birlik, işte bir demokrasi birliği falan gibi düşünmek çok hatadır. Silah standartları, silahların kalibresine kadar, askeri askerlerin ürettiği kurmay taktiklerine kadar, ordu standartlarının, rütbelerin standart olduğu bir büyük birliktir bu. Ve bu Varşova Paktı'na karşı kurulmuş, özgür dünyayı savunma argümanıyla kurulmuş bir örgüttü. NATO neden var sorusu benim için geçerli. NATO peki doğuya doğru genişlerse neden genişliyordur sorusuna yanıt araması Rus tarafının bence çok haklı. Mantıklı. Şimdi bizi bir ilgilendiren taraf bu. Nazi meselesi benim için zaten. Ama keşke bunu dese abi. Sen millet değilsin diyor. Sen zaten yaratılmış devletsin diyor. İşte oradan başladığın zaman. Evet, artık toparlayalım mı burayı? Lenin burayı nasıl kurdu? İşte milliyetçi politikaları pompaladı. Evet. İşte biraz yanlış da o demeye getiriyor. Sonra Stalin'e gidiyor. Evet. Ve orada zaten niyetini zaten anlıyor. O zaman anlıyordum ben. Bu iş çok ciddi. Bu işe bakalım diye haberci olarak zaten o habere odaklanmam. Daha çok odaklanmam o gün. Evet. O gün arasılar. Şimdi bu NATO genişlemesini bir son bir şey hatırlatayım, kapatacağım. Sıkıştım biliyorum. Trump daha gitmeden Amerikan politikası başladı. Nükleer cephaneliğini açtı Trump. Tekrar nükleer silah geliştirme çalışmalarına başladığını ilan etti. Aslen START anlaşmasını rafa kaldırdı. Yani fiilen rafa kaldırdı. Daha sonra Biden devam etti, bir anlaşmayı tekrar yenileyecek gibi oldular. Ama iki tarafta, iki süper güç de nükleer cephaneliğini açmaya başladığı anda, ki bu ilk Amerikan tarafından çıktı, yeni bir düşmana ihtiyacı olduğu belliydi. Yani düşmana ihtiyacı var süper gücün. Düşmanınız yoksa siz bütün dünyada ne faaliyet gösteriyorsunuz? Bir düşman peki lazım size. Bu üretildi ve bugüne geldi. Putin'in de emperyal hedefleri olduğuna göre gördüğümüz manzarayı uygar dünya olarak biz engelleyemedik. Bu ayıp da bizim üzerimize kalsın. Sıkıştırıyor gibi oldum ama diğer konular da önemli. Şimdi içeride tabii ki Ukrayna tartışılıyor, konuşuluyor, takip ediliyor ama atlanmaması gereken veya gölgede kalmaması gereken başka haberler de var. Bunlardan biri de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevinden affını istemiş olması, böyle de duyuruldu ve yerine yeni bir ismin getirilmiş olması. Fakat daha sonra, şimdi bir kere bu sürpriz değildi ama şaşırtıcı değildi ama neden oldu, hangi gerekçe, hangi nedenler yatıyor altında diye merak ederken ve konuşurken bir haber geldi. O da şu, bir afiş. AKP'nin Erzincan İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve duyurulan bir haberdi bu. Eski Başbakan Binali Yıldırım'la tam da bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin
Bir arada işte bu afiş, sevgili izleyiciler, bir programa etkinliğe katılacakları haberi. Dolayısıyla bu sefer bu da beraberinde şu soruyu getirdi. Bekir Pakdemirli'nin acaba görevinden affını isteyeceğinden kendisinin de mi haberi yoktu? Ne diyorsun Hilmi? Vallahi ne diyeyim bilemiyorum yani. Niye hazırlandı o zaman bu afiş yani? Hayır, istifa şimdi, etmeye kararlıysa. Çok ilginç bir ülkeyiz. Evet. Yani şimdi bir bakan görevinden istifa edemiyor. Bir Cumhurbaşkanı görevinden almıyor. Yani herkes bir af istiyor yani. Hani beni affedin. Lugata bu da girdi. Evet, yani AKP'yle. Gerçekten değişik bir demokratik bir uygulama içindeyiz. Şimdi Sayın Bakan göreve başladı işte 2018-24 Haziran seçimlerinden sonra. Yani vallahi gaf üstüne gaf yaptı. Yani en son yaz boyunca devam eden orman yangınlarında bakanlığının çok hazır olduğunu, yangınla mücadelenin iyi yapıldığını filan söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları Sayın Bakan'ın bakanlık yaptığı dönemde meydana geldi. Ve yani normal bir ülkede şu olması gerekiyor. Eğer bir ülkenin 140 bin hektar ormanı yandıysa bu yangınlar sırasında ya da yangınlardan hemen sonra bundan sorumlu kişi kimse bu insan görevden alınır. Yani normalde böyle olur. Yani hani çünkü sonuçta bir sorumlu var, bir sorumluluk var. Bu birinin sorumluluğu üstlenmesi lazım. Ya yani bu vakayı adiye değil, sıradan bir olay değil yani. Hani bu şey yanmıyor ki yani, bir çalılık yanmıyor. Ama bakan CHP'li belediyeleri atmıştı sorumluluğu. Ya belediyeleri suçladı. İşte bizim yeterince hava gücümüz var. Ben bölge yani işte orman yangınlarının olduğu yerdeydim. Yoktu. Havada ne uçak yani, herkes kimle röportaj yapsak buraya uçak gelsin. Kendisinin seyahat ettiği özel jeti mi kastediyordu hava gücü diye acaba? Ya bilmiyorum ama yani hakikaten şimdi kötü bir bakanlık yaptı ve bunun sonucunda görevden alınması gerekiyordu ki bu zamanlama çok gecikmiş bir zamanlama. Bunda beis yok. Fakat bu afişte çok enteresan, haberi de yok. Yani şöyle, şimdi hep bir gece yarısı görevden almalar oluyor ve işte biz beklemiyoruz ama sürekli kulislerde bakanın en son yaz aylarından bu yana defalarca görevden alınacağı söylendi. Fakat olmadı. Kısmet düneymiş ve görevden alındı. Şimdi eğer bu orman yangınlarıysa veya işte o uçak alımları, ihale vesaire bunlarsa, bütün bu olayların yaşandığı günden bugüne çok zaman geçti. Niye değil, bugüne kadar beklendi? Kesinlikle o değil. Barış Soydan diyor ki bugün, okudunuz mu derken sana çok değil, iyi yazdınız. İzleyicilerimize ve size söylüyorum. Tabii genel yayın yönetmeni olarak Halk TV.com.tr'nin okudu mu diye Hakan'a sormuyorum. KDV indirimi de kar etmeyince Pakdemirli gitti diyor Barış Soydan, yani tahminini söylüyor. Diyor ki işte malum gıdada biliyorsunuz %8'den %1'e indirildi. Enflasyon alıp başına gitmiş. Ya bu bir çare yapsın, olabilir adam, diyordu. Adam ne yapsın? Diyorlar ya, bak bu en kabahatsiz olduğu yer burası adamın. Ya evet. Yani petrol evet, fiyatları ya fırlamış, dolar fırlamış, gübre fırlamış, her şey Pakdemirli fırlamış. Pakdemirli mi fırlattı? Yani lojistiği ayrı, üretimi ayrı, tohumu ayrı, her şeyin fiyatı artmış. Bu çok normal yani. Bunun hani böyle olmaması eşyanın tabiatına aykırı olabilir. Başkan peki öyle bir görev vermişse, sen yapacaksın derse yapmayacağım, sen düşük tutacaksın demişse, ben bu Türkiye'de bu olur. Ya bütün o gübreyi falan fiyat bakma, sen bu fiyatı kontrol et demiştir, demiş midir diye soruyorum. Demiştir, o da mecburen kısa vadede kendini idare etmek için acaba tamam hallederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, mazot kaç para diye bir soru var mı? Sorabilir mi sence? Antalya'dan bu mazotla ben ne yapacağım diye sorabilir mi? Kaç liraya geliyor? Yani işte zaten şey bakın yani Barış Soydan da yazmış, diyor ki yani şimdi bu fatura Bekir Pakdemirli'ye kesiliyor ama haksızlık olur. Ondan önce de işler kötüye gidiyordu. Onunla başlamadı ki. Geçen yıl mesela tarımda maliyetlerin patlamasına karşı ne yaptı? Fiyatı %300-400 artan gübre için çiftçiye yeterli destek verildi mi? Zamanında verildi mi? Çiftçi geçen yıl gübre kullanmadı. Yeterince soğan da yani Tarım Bakanı bunu kendi iradesiyle ve inisiyatifiyle yapabilir mi? Yani buğday fiyatı şu mu olsun bu mu olsun dediğinde, yani Sayın Tarım Bakanı'nın böyle bir şey olur mu, yoksa ona birinin bu fiyat olacak mı demesi gerekir? Türkiye nasıl bir ülke? Yani ya hatırlayın, orman yangınlarına giderken bakanlar diyorlardı ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, yani bir yerden bir şehirden bir şehire giden adam diyor ki bir bakan, ben Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla gittim. Yani o seyahati gerçekleştirmek için ben oradan talimat almak mecburiyetim neyim deniyor. Şimdi böyle bir şeyde sorumluluk bakanda, hangi şey, ne kadar sorumluluk bakanda ki? Yani şimdi mesela ben bugün Erdoğan 60'ta konuştum.
Erdoğan Hoca biliyorsunuz Bartın Üniversitesi'nde Orman Mühendisliği Fakültesi'nde profesör diyor ki ya bütün ormanlar diyor sermayeye peşkeş çekildi diyor. Ormanlarda diyor odun üretimi diyor 2005 yılına göre 3 kat vesaire inanılmaz bir şekilde arttı diyor. Oralar tabiat parkı diye işte efendim madencilik sahası diye sermayeye peşkeş çekiliyor diyor. Peki burada yani bir bakanın tek başa sorumlu olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu Türkiye'de bu olur. Yani şu gün yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı sistemi denen bu sistemde olur. Bir soğan deposu basarak domates fiyatlarını kontrol etmek için zabıta göndererek oralara fiyatı kontrol etmeye kalkan ve bunun sonucunun fiyat düşmesi olacağını düşünen bir yönetim onu da söyler. Şimdi bakalım. Bekir Pakdemir'e gittikten sonra akaryakıtsa bakın her gün zam gelmeye devam ediyor değil mi? Ya gün aşırı son günlerde 3 günde her gün. Ya Brent şimdi petrol 114 dolara çıkmış. Ve o dediği şeyi diyememiştir. Mazot fiyatı şu, gübre fiyatı bu diyebilmiş midir Bekir Pakdemirli? Basacaksın soğan depolarını bunu düşüreceksin. Denmiş ya bu dendi ya. Bu dendi. İsmail sen ne diyorsun? Ben ne götürdü şimdi, Bekir Pakdemirli'yi bu ihtimaller içerisinde?